Evet, NSM Karavan kanalından herkese merhaba. Bugün ikinci şubemizin içerisinde yapılan işleri ve etrafını göstereceğim. Haydi hep beraber izleyelim. Firmamıza girişte bizi büyük geniş bir avlu karşılıyor ve karşı tarafta ofisimizin, yemekhanemizin ve İl dışından gelen misafirlerimizin konaklayabilmesi için alanlar bulunuyor. Ve yan tarafta da biten araçlarımız ve imalata alınacak araçlarımız bulunuyor. Ve burada da firmamızın imalathane bölümü bulunmakta. Şimdi içeriye geçelim. İçerideki durumlara bir göz atalım. Burada imalathanemizin içerisinde yapılan işlerden bir bölümü. Şöyle. Bu aracımız Ford. Karavana dönüşüyor. Bir adet Iveco'muz var. Bu da karavana dönüşüyor. Uzun şasi. Bu da Iveco'muz. Tezgahımız yerleşmiş. Ocağımız, çeşmemiz ve üst dolaplarımız yerleşmiş. Şöyle hemen kabaca dışarıdan göstereceğim. Ayrıntı vermeyeceğim. Koltuklarımız döşeme için sökülmüş. VV Boston'umuz bağlanmış. Burada yine bizimle beraber imzalanan kavisli gözümüz bizi karşılıyor. Tabii üst dolaplarımızın da bombeli olması yine güzel bir ayrıntı. Bunlar tabii boyanacak. Tekrar elden geçecek. Burada bir adet otobüsümüz bulunuyor. Şöyle. Daha önce bir otobüs yapmıştık. Yine buna benzer. Bunun bir uzunuydu galiba. Onu da YouTube kanalında aşağıdaki videolardan bulabilirsiniz. Bunu biraz otantik istemiş müşterimiz. Lambir'den çam, doğal. İşte burada banyo vesaire yerleri olacak. Şu anda imalat aşamasında. Şöyle göstereyim. Burada bir adet Citroen. Burada da işlemlerimiz devam ediyor. Geçelim diğer aracımıza. Araçlarımız 15 metreküp. Şöyle göstereyim. Yani içerisi biraz dağınık ama imalathane olduğu için artık mazur göreceksiniz. Burada da yine yanlarda beyaz lambir. Tavana da ceviz lambir uygulaması yapılmış. Bu arada araçlarımızın hepsini istediğiniz renge boyatabilirsiniz. Burada boyayabiliyoruz. İşte bu araçların hepsini, renklerini biz burada kendi boyacımıza boyatıp imalata alıyoruz. Şimdi araçların zaten önden de görüntüsünü yapacağım. Burada arka kapıların malzemeleri hazırlanmış. Yerine sadece vidalanacak. Burada da yine elektrik tesisatı çekilmiş. Toplama merkezimiz burası. İşte çerçeveleri yapılmış. Yerlerine koyulacak. Burada da böyle bir aracımız var. Bakalım aracımız neymiş.
Volkswagen Crafter. Eski kasa bir Crafter, uzun. Yine bu da imalat aşamasında. Burada bir adet dalimiz var. Iveco dali. Büyük. Bununla da farklı bir tasarım. Banyo hemen girişte bizi karşılıyor. Geri kalan alan bayağı büyük ve geniş kalmış. Yanlarda beyaz lambir, tavanda da normal renkli lambir kullanılmış. Burada yine bir aracımız bulunuyor. Bitmiş bir aracımız. Şöyle. İşte ufak tefek şeyleri kalmış. Koltukları falan kaplanmış. Yerleri, önleri hazır. Torpidosu boyanmış. Her şeyi yerli yerinde. Sadece ufak dokunuşlar yapıp temizlenip müşterimize teslim edilmesi kalmış. Burada buzdolabımızı yerine koymuşlar. Çerçevelerimiz. Burada da bir adet bardaklık diyeyim, baharatlık diyeyim, ne derseniz onu diyebilirsiniz. Gösterge panelimiz. Tavan ekimiz, sineklik. Ve perde. Burada da yine aynı şekilde. Sineklik ve perde. Burada Ducato Maxi'miz var. Bunun içi de sökülmüş. Karkaslanma bölümüne aşamasına geçilmiş. Camları bağlanmış yerine. Elektrik tesisatı çekilip yalıtımı yapılacak bir aracımız. Burada yine bir Iveco'muz bulunuyor. Elektrik tesisatı yerine çekilip bağlanmış. Sadece yatak koyulacak ve kulpları takılacak. Burada da işlemler devam ediyor. Kapaklar yerine takılmış. Antrasit rengine boyanmış. Banyomuz. Arkadaşlar dediğim gibi yani imalat aşamasında şu anda araçlarımız. Durumlar bu şekilde. Atölyemizin de dışarısı. Burada yapılacak araçlarımız var. Çift katlı otobüsümüz. Almanya'dan gelen müşterilerimizin araçları ve bitmiş araçlarımız burada mevcut. Durumlar bu şekilde. Alcoven serimizin devamı gelecek. Ham dolapları bitti. İşte pazartesi kapaklarını falan keseceğiz. Bilmiyorum tabii bu videoyu ne zaman yapar atarım. Onları da çekeceğim. Çekip paylaşacağım. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın, dostça kalın. Bana destek olmak için de videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Her türlü soru hakkında da sorularınızı sorabilirsiniz. Görüşmek üzere.